aldıkları battaniyelerde sabahı bekleyen binlerce kişi papazın sesiyle irkildi. Şafak ayininin vakti gelmişti. Atalarının savaştıkları topraklarda okunan duaya amin deyip ilahiler söylemeye başladılar. Onlar bu topraklarda ölen atalarını ziyarete gelmişler. Niçin savaştıklarını bilmeyen, ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki cephelere sürülmüş insanların torunları bunlar. Anzaklar. Burası Çanakkale. Anzakların torunları her yıl 24 Nisan'ı 25'e bağlayan geceyi çıkarma plajlarında ve mezarlıklarında geçiriyor. Onlar 1915'te İstanbul'u işgale gelen ancak Çanakkale'yi geçemeyen atalarını anıyorlar. Bölgeyi kutsal bir yer gibi ziyaret ediyorlar. Çanakkale'ye gelen binlerce Anzak genci yılda bir kere de olsa atalarıyla aynı coğrafyada, aynı topraklarda buluşarak tarihi ve ruhi devamlılığı sağlıyor. Anzaklar kimler? 15 bin kilometre mesafeden gelerek Türklerle neden savaştılar? Cephede neler yaşadılar? Çanakkale'den nasıl çekip gittiler? Bu sorulara cevap bulmak için Birinci Dünya Savaşı'na uzanıyoruz. ...1914... Sydney. Binlerce Avustralyalı genç gönüllü olabilmek için askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. Trenler ülkenin her tarafından asker topluyor ve gemilerin hareket edeceği limanlara getiriyor. Yapılan muayeneler sonucu kabul edilmedim. Tıbbi bir sorun yoktu ama genel durumum uygun değildi. Ne mi yaptım? O sıradan ayrılıp kabul edilenlerin sırasının sonuna yavaşça yürüdüm ve araya karıştım. O zaman Avustralya'nın nüfusu 4 milyonun altındaydı ve bunların %80'ini İngilizler, İrlandalılar ve İskoçyalılar oluşturuyordu. İngiltere ana vatan gibi geliyordu bize. Biz bağımsızlığımızı kazanmış olmamıza rağmen sadece bir koloniydik. İngiltere'ye o kadar bağlıydık ki her başı derde girdiğinde ona yardım etmek bizim doğal görevimizdi. Gençlik günlerimde her zaman eğer bir savaş çıkarsa orduya gönüllü olarak katılacağım derdim ve bu benim kesin kararımdı. Bunu yapacağımı da biliyordum. Fakat bunları söylerken konuştuğum şey hakkında hiçbir fikrim yoktu. İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda'dan asker istemişti. Hükümetler kararını vermişti. Donanma İngiltere'nin emrine verilecek. İngilizler 20 bin kişilik bir kuvveti uygun gördüğü yere gönderebilecek. Savaş devam ettiği sürece takviye birliklerle desteklenecekti. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın böyle bir karar almaları doğaldı. Çünkü İngiltere onlar için ana vatandı. Bu ülkelere gelip yerleşenlerin çoğu oradan gelmişti. İki ülke halkı tarihi nedenlerle kendilerini İngiltere'ye bağlı sayıyor, hatta ülkelerinin varoluş nedeni olarak görüyordu. Eğitim esnasında fare yollarından geçerdik. Bildiğiniz gibi küçük bir delik vardı, oradan geçerdik. Askeri eğitimimizi yapardık. Evet efendim, hayır efendim, emredersiniz komutanım. ...1910 dolaylarındaydı. Zorunlu askerliği getirdiklerinde genç bir adamdım. Portland takımı taraftarıydım ve neredeyse Melbourne Crack takımını futbolda yeniyordum. Ve bu oyunun sona ermesini, sıcak güneşin altında tüfek omuza, vur öldür gibi şeylerin olduğu yere gitmek istemezdim. Evlerinden askere alınmak için yürüyerek geldiler. Çünkü yol paraları yoktu. Kışta da odanın dışında bir musluk vardı. Sağlık kontrolünden önce ayaklarını yıkadılar. Çünkü 2-3 gün boyunca askere alınmak için yürümüşlerdi. Bu gerçekten bir sadakat örneğiydi. Toplam 20 bin kişilik ordu oluşturuldu.
Yeni Zelanda'dan gelen 10 bin kişilik bir kuvvetle sayı 30 bine yükseldi. Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan bu kolorduya Anzac adı verildi. Beraber kaldığım sporculardan bazıları onlarla birlikte gitmemi önerdiler. Ben de onlara katıldım. O zaman 18 yaşındaydım. Askere alan memur bana iyi durumda olduğumu söyledi. Ben de stadyumda bir spor müsabakasına katıldığımı söyledim. O da sen gerçekten iyisin deyip beni aldı. Gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Tarihler 7 Kasım 1914'ü gösterirken birlikleri taşıyan gemiler Avustralya'yı terk etmeye başladı. Gemiden neşe içinde el sallayan gençler annelerine, babalarına ve eşlerine merak etmeyin, yılbaşına kadar bu iş biter, döneriz diyorlardı. Savaş başladığında bana eğer orduya katılırsam bütün günahlarımın bağışlanacağını söylediler. Limanda çoğu kez bulunmuştum. Ama hiç tahmin edemediğim bir şey, duran gemilerden birinde üniformalı olarak bineceğimdi. Günlerce sürecek bir yolculuğa çıkmışlardı. Gemiler onları Avrupa'nın göbeğinde patlak veren Birinci Dünya Savaşı'na götürüyordu. Bazıları İngiltere'ye destek vermek için savaşmaya gidiyordu. Bazıları sosyal baskılar yüzünden. Bazıları Almanlara karşı duydukları nefret, bazıları da macera yaşamak için. Ama hepsinin ortak bir amacı vardı. Savaşmak. İlk gönüllü birlikleri taşıyan gemiler uzun bir yolculuktan sonra Mısır'a vardı. Tren İskenderiye'ye gitti. İçinde tek birlik vardı. Yol boyunca yerler hep ıssız ve terk edilmişti. Duvar boyunca bayraklar vardı. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Hep toplanma ve yığılma vardı. Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri İskenderiye limanında gemilerden indirildi. Sonra Kahire yakınlarındaki Zeytun askeri kampına yerleştirildi. Geceydi. Piramitlerin bulunduğu yere gelmiş olmamız gerekiyordu. Ertesi gün sabah uyandığımızda öğrendiğim ilk şey piramitlerin gölgesinde olduğumuzdu. O zaman nerede olduğumuz hakkında bir fikir sahibi olduk. Mısır'da toplanan kuvvetler çok karışık bir haldeydi. Afrika'dan Zobaveler, Hindistan'dan Gurkalar, Sihler, Yahudi ve Rum taburları vardı. Bunlardan başka Fransız-İngiliz bahriyelileri, İskoç, İrlanda ve İngiliz birlikleri bulunmaktaydı. Bu kadar çok değişik kültürün bir arada bulunması ve aynı amaç altında birleşmesi çok ilginç ve o kadar da zor bir işti. Anzac birlikleri çöldeki kamplarda İngiliz subayları tarafından eğitime tabi tutuldu. Anzaklar aslında giderek sabırsızlanıyor ve bir an önce Batı cephesine Avrupa'ya gidecekleri günü bekliyorlardı. 18 Mart 1915 günü müttefik kuvvetler Çanakkale Deniz Savaşı'nda Türk birlikleri karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bunun üzerine karadan bir çıkarma yapılmasına karar verildi. Ve duyulan ihtiyacın karşılanması için Anzac kolordusunun cepheye getirilmesi kararlaştırıldı. Anzaklar büyük bir kara harekatı için Gelibolu Yarımadası'na gideceklerini Mart'ın sonuna kadar bilmiyorlardı. Hatta böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Mısır'dan sonra gitmek istedikleri yer Gelibolu değil Avrupa'ydı. Gelibolu'ya gidiliyor haberleri resmen kesinleşince Anzaklar önce pek mutlu olmadı. Daha sonraları İstanbul onlara Avrupa kadar ilginç gelmeye başladı. İlginçtir, Anzac birlikleri içinde Maori ve Ranatongan adı verilen yerliler de bulunuyordu. Maoriler bir Yeni Zelanda kabilesiydi. Onlar da Gelibolu cephesinde Türklere karşı çarpışmak üzere gönüllü yazılmışlardı. Ama değil Gelibolu, Türkiye'nin dahi nerede olduğunu bilmiyorlardı. Çıkarma günü yaklaştıkça heyecanları giderek artıyordu. 24 Nisan akşamı Anzakları taşıyan ilk İngiliz gemisi bandolar eşliğinde görkemli bir törenle uğurlandı. Seddülbahir'deki asıl çıkarmayı Fransızların desteğinde İngilizler yapacaktı.
Anzaklar da Kabatepe'ye çıkacaklardı. Bu bölgede yer alan 3 Kilit Tepe, güneyde Kılıç Bayırı, kuzeyde Koca Çimen Tepe ve ortalarındaki Jong Bayırı Anzakların ilk günkü hedefleriydi. Amaç bu stratejik tepeleri ele geçirip boğaza inmek ve Türk tabyalarını etkisiz hale getirerek donanmaya İstanbul yolunu açmaktı. ...25 Nisan 1915... saat 02... gece yarısı. Anzaklar ayak basacakları sahile savaş gemileriyle gelmeye başladı. Gemiler sahile yaklaşmak için etrafı aydınlatan ayın batmasını bekledi. Saat 03... gece yarısı. Ay battı ama 04'te doğacak günün ilk ışıklarına sadece bir saatlik zaman kaldı. Üç savaş gemisi Queen, Prince of Wales ve London harekete geçti. Kabatepe'deki buluşma noktasına vardılar. Küçük tekneleri indirmek için motorlar durduruldu. İlk saldırıyı düzenleyecek 1500 Anzak askeri sessizce güvertede toplandı. Sonra filikalara bindiler. Kıyıdan 2750 metre kadar uzaktalar. Palamarlar çözüldü, savaş gemilerinin kara gölgeleri yavaşça açığa doğru uzaklaştı. Bir dizi romorkör teknelere kıyıya kadar eşlik etti. Tekneler Anzakları sahile yaklaştırdı. Kıyıda hiçbir yaşam belirtisi yok. Şafak sökmek üzere. Çok önemli bir sabahtı. Gece 1-2 gibi yerlerimize ulaşmıştık. O sabahı size tarif edemem. Çok heyecan verici bir sabahtı. Böyle mükemmel bir sabahı hayal edemezsiniz. Karaya çıkarma tatbikatını Mısır'da yüzlerce kez denemişlerdi. Ama yine de heyecan doruktaydı. Acaba Türkler uyanık mıydı? Kaç kişiydiler? Geldiklerini görmüşler miydi? Tek bildikleri şey, bir sahile inecekleri zaman ve indikten sonra hızla iç bölgelere ilerleyerek geriden gelenlere yer açmak. Kendilerine anlatılan plan buydu. Herkes çok heyecanlıydı. Savaşmak için gelmişlerdi. Ve nasıl iyi savaştıklarını da göstereceklerdi. Gecenin karanlığında birdenbire gökyüzünü bir ışık aydınlattı. Anzaklar daha sahile ayak basmamışlardı. Birdenbire yamaçlardan bir roket fırlatıldı. Peşinden tüfekler ateşlendi. Teknelerden suya indikleri andan itibaren Anzaklar etraflarında vızıldayan kurşunlarla tanıştı. İlk savaşta nöbetçinin seslenmesi, oraya gidip de nöbetçinle getirdiğiniz zaman hemen çatlar, böyle bir şart geldi. Patladılar, hemen dozlu güzeye yattılar. Bundan sonra siyahlara ilerle, çiftelere bakım soktu. Ondan sonra alaca karanlıktan ateş başladı. Sonra şartlar bir yere geliyordu ondan sonra. Gemilerden şartlar gelirdi, çıkardı. Botta bulunanlardan 3-4 kişi vuruldu ve biz bottan dışarı adım attığımızda kucağıma düşen Mike Hirs adında bir askere yardım etmeye çalıştım. Kalbine bir kurşun saplanmıştı. Onu bottan indirmeye çalıştığımız sırada kıyıya çıkan bir asker sırtından vuruldu ve yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen geri dönüp Mike Hirs'i kayıktan indirmede bize yardım etti. Sonra ayaklarımızın dibine yığıldı ve öldü. Makineli tüfek ateş kusmaya devam ediyordu. Makineli tüfeği susturmamızı emrettiler. Tepeye ulaşıp makineli tüfeği susturmaktan başka seçeneğim yoktu. O anda herkes gece huzurda sabaha karşı gösterir. Uyku da.
Ama işte dedeki bağırınca kadar tabii nöbetçi onbaşı dedi bir hal var kalkın. Ondan sonra deyince kadar herkes şey yapınca kadar süperlere çekiliyor. Ondan sonra nöbetçi onbaşı bakıyor ki çıkartma oluyor. Hemen yerle yere yatıyorlar diyor ondan sonra. Hemen sahile. Takım bundan emir verince kadar asker süperlere girdi ama azdı. Bir takım ancak 70-80'den ibaret. Çıkmaya başladığımızda Türk makinalı tüfekleri adeta ölüm kusar gibi ateşe başladı. Sağımda solumda cansız bir şekilde sahile serilmiş insanlar vardı. Anzakların çoğu daha sahile varmadan öldü. Kimileri teknelerden bile inemedi. Tekneden denize atlayanlar derinliğin az olmadığını fark etti. Yüzme bilmeyenlerin çoğu boğulup gitti. Çünkü sırtlarındaki çantaları çok ağırdı. Askerlerin çoğu sırtlarındaki çantaların ağırlığı ve kıyıdaki aşırı kalabalık yüzünden boğuldu. Hemen kıyıya çıkıp olabildiğince hızlı bir şekilde sığınacak bir yer bulmalısınız. O anda sadece kendinizi düşünüyor ve sadece kendiniz için endişeleniyorsunuz. Diğer askerleri düşünme fırsatı olmuyor. Kıyıya olabildiğince hızlı çıkmalısınız. Tüfeği koru tutmak için başınızın üstünde tutuyor ve gemiden daha çok askerin inmesini sağlamak için hızlı davranıyorsunuz. Herkes biraz sonra yapılacak çarpışmalara hazır. Aşağıda savaş gemisinin her iki tarafında sanırım yarım düzine kadar can kurtaran botu vardı. Böylece kıyıya yaklaştığımızda hepimiz bu can kurtaran botlarına ite kaka doluştuk ve kıyıya çıktık. Orada önemli olan tek şey hayatta kalmaktır. Çıkarma yaptığımız yere mevzilendik ve hepimiz etrafa dağıldık. 5. 6. ve 8. birlikler vardı. Oradaki en yüksek yere çıktığımızda kötü bir şey oldu ve yoğun ateş altında kaldık. O zaman mevzilendiğimiz yerin yanlış yer olduğunu anladık. Çünkü oradaki topraklar hiç ayak basılmamış topraklar. Buradaki vadileri tırmanmamız gerekiyor. İşte bu yüzden hepimiz ayrı ayrı yerlere dağıldık ve birbirimizden ayrıldık. Sahile ulaşabilenler daha da fena şaşırdı. Düz bir plaja çıkacakları söylenmişti ama ayak bastıkları bu yer sarp kayalıkların eteklerinde karışık bir sahildi. Yanlış bir yere mi çıkmışlardı? Karaya çıktım, birlikler arkamdan gelmesi gerekiyordu. Açık bir araziyi geçtim, karşıya ulaştığımda arkama baktım, hiç kimse yoktu. Çıktığımız zaman yalnızca ateş sesleri ve mermiler geliyordu, görmüyorduk. Biz açıktaydık, mevzi yoktu. Yanımda iki kişi vurularak ölmüştü. Tepelerden yoğun bir Türk ateşi başladı. Birbirinden bağımsız, ona yakın boğuşma görüldü. Birlikler birbirine karıştı. Haberleşme çöktü. Küçük Anzak grupları içeriye doğru 2 mil kadar yol alabildi. Ancak geriye kalanların çoğu yarlar ve dik yamaçların dibinde kıyıya çakılıp kaldı. Sinirlerimiz boşalmıştı. Aramızda garip hareketler yapanlar, gülenler vardı. Sinirsel bir tepkiydi bu. Kontrol edemiyordum. Sabah saat 05. Sabaha karşı. Anzak askerleri çıktıkları kumsalın Kabatepe olmadığını fark etti. Bilinmedik bir akıntı karanlıkta gemileri bir mil kuzeye sürüklemişti. Arı burnuna. Çıkmamız gereken noktadan bir mil daha kuzeye çıkmıştım. Planları uygulayamadık. Çok güç bir durumdu. Sahile doğru iniyorduk. Hat biraz dağılmıştı. Subayların çoğu saf dışı kalmıştı. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Olanlar Türk tarafını da şaşırtmıştı. Onlar düşmanı buradan hiç beklemiyordu. Hazırlıksız yakalandılar. Kabatepe'den kıyıya hakim durumdaydılar ve tırmanmaya çalışan Anzakları geri püskürttüler.
Yarbay Mustafa Kemal Atatürk, Şafak'tan beri yedekleriyle birlikte Kilitbahir yakınındaki Bigalı'da bekliyordu. Sabah saat 6.30'da taburlardan birini güneye, Anzaklara karşı gönderme emri aldı. Hemen askerlerini alıp yola koyuldu. Saat 07'de Anzaklı genç bir subay ve iki izci kıyıdaki Arıburnu yarlarını aşmayı başardı ve 3,5 mil ötedeki asır hedefleri boğazın sakin sularını gördü. Anzakların bir başka grubu Conk Bayırı'nın yarısına kadar tırmanmayı başardı. Mustafa Kemal Atatürk Sarıbayır tepelerinden aşağı baktığında savaş ve nakliye gemilerini gördü. Anzaklar güneyde Kanlı Sırt, ortada Kemal Yeri ve kuzeyde Yüksek Tepe'ye doğru ilerliyordu. Saat 9'da Kanlı Sırt ve Düztepe çizgisini aştılar. Öğlen saatlerinde Anzaklar artık karaya çıkmışlardı. Moralleri yüksekti. Birçoğu aylarca süren sıkıcı eğitimden sonra bir an önce Türklerle çatışmaya girmek istiyordu. İşte şimdi onlarla karşı karşıyaydılar. Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu bölgesinde çıkarma yapıldığını görünce durumu ordu komutanına bildirdi. Ancak bir yanıt alamadı. Durum çok kritikti. Kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri vardı. Geniş bir sahile yayılan 27. Alay'ın ağır kayıplar verdiği haberi geldi. Yarbay Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın Conk Bayırı Kocaçimentepe çizgisini ele geçirmesi karşısında onarılmayacak durumlarla karşılaşacağını anladı. Merkez karargâhtan emir gelmemişti. Bunun üzerine tüm sorumluluğu yüklenerek 57. Alay'ı bir bataryayla Kocaçimentepe yönüne harekete geçirdi. Mustafa Kemal Atatürk askerlere şu emri verdi: "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve komutanlar alabilir." 27. ve 57. alaylar birleşerek kahramanca 3 Avustralya Tugayı'na saldırdı. Yoğun çarpışmalar yaşandı ve Anzaklar dayanamayarak geri çekildi. Sahile doğru iniyorduk. Hat biraz dağılmıştı. Subayların çoğu saf dışı kalmıştı. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Gerçek savaşın ne olduğunu bilmeyen genç, deneyimsiz, yaşamın acı gerçeklerinden habersiz, umut ve macera beklentileri içinde savaşa katılan Anzaklar tam bir şaşkınlık içindeydi. Hani Türkler hiç direnmeden teslim olacaklardı? Donanmanın günlerdir dövdüğü tepelerde hani hiç Türk kalmamıştı? Eğer Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan sabahı inisiyatifini kullanarak bu kuvvetleri o istikamete sevk edip bu şeyi karşı çıkan birlikleri durduramamış olsaydı Çanakkale muharebeleri çok kısa bir zamanda İngiliz ve müttefikleri hesabına kazanmış olabilir. Hatırlıyorum. 17. Birlik'ten A bölüğü bir saldırı için gönderildi. Hüsranla sonuçlanan aptal saldırılardan biriydi. Ve bu saldırıyla gidenlerin hepsi öldü. Bu karaya çıktıktan 4-5 gün içerisinde oldu. Nisan'da Mehmetçik büyük kuvvetler halinde Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerine karşı süngü hücumuna geçti. Arıburnu'nun kuzeyinde Suğla Körfezi'ne doğru uzanan hatta mevzilenmiş Türk makineli tüfekleri karaya çıkmak isteyen birlikleri taradı. Başımızı kaldıramıyorduk. Kaldırınca da karşılıklı yoğun ateş nedeniyle düşmanın da yalnız başlarını görebiliyorduk. Türkleri kesinlikle göremiyorduk. Yalnızca hepsinin mevzilerde olduklarını biliyorduk. Arkadaşlarımdan biri vurulmuştu.
Ona neresinden vurulduğunu sordum. Ancak ağzını açtı, kafası geri gitti. Ölmüştü. Gece olunca boğuşma dindi ve çevreyi ürpertici bir sessizlik bastırdı. Süngü darbesinden kurtulanlar bütün gece ölülerini gömmeye çalıştı. Şimdi tabii o koku rüzgar doğudan estiği vakitte tabii onlara gidiyordu o koku. Belki batıdan eserse bize geliyordu. Anzakların 30 Nisan'da yaptıkları yoklamaya göre 6 subay ve 213 askerden oluşan 1. Tabur 4. Bölük'ten sadece 1 subay ve 88 asker kalmıştı. Birleşik Kuvvetler içinde en zor şartlarda savaşa katılanlar Anzaklardı. Bazı yerlerde Türk siperleriyle Anzak siperleri arasında sadece 8-9 metre bulunuyordu. Ve saldırı için siperi terk etmenin sonu ölümdü. 20 Mayıs'ta güneş doğduğunda ara bölgeyi kaplayan ölüler yeni bir tehdit oluşturuyordu. General Hamilton'la Liman von Sanders arasında 20 Mayıs'ta yapılan resmi görüşmelerde ateşkesin 9 saat sürmesi ve bu süre içerisinde sadece cesetlerin toplanıp gömülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anzakların cephedeki durumları kötüydü. Her mangaya haftada bir kez kuru üzüm, fıstık, ceviz içi, incir veriliyordu. Tamamen duygusuzca hareket edersiniz. Tek düşüncemiz savaş alanına inmektir. İçimde bir art niyet olmadan insanları öldürdüm. Onları görecek kadar yakınlarına gelmeden onları ateş ederdim. Bu onları durdururdu. İçme suyu büyük sorundu. Suyumuzu günlük alıyorduk. Mataralarımız vardı. Evet, öyle isimlendiriyorlardı. Mataralar. Yarım litreden biraz fazla alıyorlardı ve bu bize günlük verilen tek su miktarıydı. Savaş alanının bu bölgesinde birkaç kuyu buldular. Birkaç kuyu da kendileri açtılar. Fakat muhtemelen kullanılan suyun ve savunma hattına taşınan suyun büyük bir bölümü askeri araçlar için kullanılıyordu. Bir sabah uyandığımda bölükteki arkadaşlar beni kaldırdılar ve bana "Hadi yolcusun" deyip beni hasta çadırına gönderdiler. Oraya gittim ve doktor hiçbir yazı yazmadan anında beni gönderdi. Aylar geçmesine rağmen elbise yıkama ve banyo yapma imkanları olmuyordu. Çünkü gelen su içmeye ve yemek yapmaya ancak yetiyordu. 6 Ağustos akşamı saat 8.30'da Anzaklar Jong Bayırı'na saldırıya başladı. Tam bu sırada 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Paşa bu bölgeyi savunmak üzere atandı. 6 Ağustos'ta taarruza başlayan düşman kuvvetleri 10 Ağustos'ta Jong Bayırı ve Koca Çimen Tepesi'ne gelmeden durduruldu. Bundan sonra Jong Bayırı, Koca Çimen Tepe, Kabatepe bölgelerinde tarafların karşılıklı saldırı ve özellikle gece yapılan süngü hücumlarıyla geçti. Çok kanlı çarpışmalar oldu. Türkler de Anzaklar da ağır kayıplar verdi. Dereden yukarı çıkarken siperlerde ölü bir şekilde yatan bir Türk askeri gördüm. Ona yaklaştım ve üniformasını aldım. Çanakkale Savaşı boyunca Avustralyalıların verdikleri kayıp 26.000, Yeni Zelanda'nın kaybı ise 7.571. Çanakkale'de İngilizlerle birlikte savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler hiç bilmedikleri topraklarda hiç tanımadıkları insanlarla neden ve hangi amaçla savaştıklarını dahi bilmeden mücadele verdi. Bu mücadelede iki tarafında kanı döküldü. Sonunda Anzaklar ellerinde koca bir hiçle savaşa son verip ülkelerine döndüler. Savaş bittikten sonra Anzaklar için hatta topyekün müttefik kuvvetler için Gelibolu'dan çekilmek ve bölgeyi tahliye etmek en büyük problemdi.
Bu bölgede yaklaşık 83 bin kişi, 5 bin hayvan, 2 bin araç, 200 kadar top, çok miktarda malzeme ve yiyecek vardı. Bir akşamda doldurulup gidilemezdi. Ve çekilirken Türklerin bile haberi olmamalıydı. Kasım ayından itibaren gizliden gizliye çekilme hazırlığı başladı. Fakat Kasım sonuna doğru hava birdenbire bozdu. Ani bastıran kış herkesi gafil avladı. 40 senedir o bölgede böyle soğuk görülmedi. Daha rahat hareket edebilmek için pantolonlarımızı kısaltmıştık. Derken kar yağdı. Dondurucu bir soğuğa yakalanmıştık. Gündüzleri sağanak halinde yağmur yağıyor, geceleri korkunç bir ayaz ortalığı kasıp kavuruyordu. Yağmurları tipi halindeki kar yağışları takip ediyordu. Anzak birlikleri ilk defa kar görüyordu. Toz, dizanteri, sinekler yok olmuştu ama soğuk dayanılır gibi değildi. Artık Anzakların kafasında tek düşünce vardı. Bir an önce bu toprakları terk etmek. Tahliye Aralık ayının ikinci haftasında başladı. 17 Aralık'ta ortalık karardıktan sonra Anzak ve Suğla koylarına kurtarma sandalları, çıkarma tekneleri yanaştı. Ve hiç durmadan asker, hayvan, top ve diğer savaş malzemesi taşındı. Cepheden 50 bin asker yığınla silah ve araç boşaltıldı. Boşaltma esnasında sigara içmek, ateş yakmak ve konuşmak yasaktı. Ayak sesleri duyulmasın diye herkesin postalına paçavralar sarıldı. Ortalık aydınlanıncaya kadar kıyıda yükleme faaliyeti durup dinlenmeden devam ediyordu. Tahliye operasyonunun tehlikeye girmemesi ve Türkler tarafından fark edilmemesi için Anzaklar ilkel metotlarla 20 dakika gecikmeyle patlayan tüfek yapıp zaman kazanmaya çalıştı. Cephede hala askerin olduğunu hissettirmek için içi samanla doldurulan üniformalar kullanıldı. Çekilme sırasında HMS Cornwallis gemisi savaş devam ediyormuş gibi kıyıyı bombalıyordu. Liman von Sanders, sebepleri ne olursa olsun biz son dakikaya kadar başarıyla gizlenen bu boşaltma teşebbüsünden haberdar olamadık. Yalnız böyle bir ihtimal 5. Ordu tarafından düşünülmüş ve bu husus bütün komutanlara yazıyla bildirilerek dikkatleri çekilmişti. Fakat geri çekilme o kadar ustaca yapıldı ki Türk ileri hatlarında dahi durumun farkına varılamadı. Anzaklarla birlikte diğer müttefik kuvvetler 20 Aralık'ta Anafartalar ve Arıburnu'nu, 10 Ocak 1916'da Seddülbahir'i terk ederek Gelibolu'dan geldikleri gibi gittiler. İstanbul'a giderken yolda harcamamız için bize 2 altın İngiliz lirası verdiler. Ben bu 2 altını hala saklıyorum. Çünkü onları harcamak için hiç zamanım olmadı. Sahilden ayrılırken sahil çok sessizdi. Sanki hiç orada olmamışız gibi ve olanlar olmamış gibi. Çoğumuz gülüştük. İyi geceler Gelibolu. Bir şiir vardı. Kimler gitti? Anzaklar gitti. Uzun 8 ay boyunca korkuyla yaşadılar. Hastalıkla ziyafet çektiler. Her biri vurulana kadar. Her 8 kişiden 4'ü ölene kadar. Evet gittiler. Geride 8 binden fazla mezar bırakarak. Yes, gone from Anzac gone and left behind more than 8,000 graves. Çanakkale Savaşları'nın Avustralya ve Yeni Zelanda siyasi tarihinde özel bir yeri vardır. Anzak adını alan Avustralya ve Yeni Zelandalılar Çanakkale Savaşları sayesinde millet olma bilincini kazandılar. Tarihlerinde ilk defa katıldıkları bu savaş onların dünyaca tanınmalarına vesile oldu. Her yıl 25 Nisan'da binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı savaşta ölen dedelerini anmak için Gelibolu'ya akın ediyor.
Avustralya Gazi Bakanlığı bugün için özel çalışmalar yapıyor. Çanakkale'ye gelecek gemiler günler öncesinden hazırlanıyor. Gelibolu'da gecelemek için gerekli tüm eşyalar yükleniyor. Diğer taraftan özel uçaklar kaldırılır İstanbul'a. Biz savaşı veya öldürmeyi kutlamıyoruz. Yalnızca dostluğu ve insanlığı kutluyoruz. Düşmanlık veya öldürülenleri konuşmuyoruz. Yalnızca bir anıyı yaşatıyoruz. Ölenler çoktan geri dönmemek üzere gittiler zaten. Çıkarmanın 50. yılında, yani 1965'in 25 Nisan'ında Anzak Koyu'na gaziler getirildi. Ortalama 68-70 yaşlarında olan Anzak gazileri, yıllar sonra savaştıkları yerleri tekrar görme imkanı buldu. Avustralyalılar ölen askerleri için hem Gelibolu'da hem de ülkelerinde abideler yapmışlar. Sydney'e, Melbourne'e, Canberra'ya anıtlar dikmişler. Hemen hemen Avustralya'nın her yerinde onların hatıralarıyla karşılaşırsınız. Sokak ve cadde isimleri dahi Çanakkale'den alınmış. Gelibolu, Anzak, Sulla. Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Savaş Müzesi'nde Çanakkale'ye önemli bir bölüm ayrılmış. Savaş yıllarına ait fotoğraflar ve eşyalar müzelerde sergileniyor. Her yıl 15 bin kilometre uzaktan dedelerini ziyaret etmek için Gelibolu'ya gelen Anzaklardan alacağımız çok dersler var. Keşke Türkiye'nin dışında yatan ve unutulmuşluğa terk edilmiş Anadolu evlatlarını biz de hatırlasak. Çünkü onlar sayısız savaşların atsız kahramanları. Yeryüzünün birçok yerinde, toprağın kara bağrında anıtsız yatan şehitlerimiz. Onlar vatan için, bayrak için, namus için ölüme bir gül bahçesine girer gibi koşan yiğitler. Vatanı, namusu ve dini için Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelerek kahramanca savaşan ve canlarını bu vatan uğruna seve seve veren şehitlerimizi rahmetle anıyor ve huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.